Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi bir tane ineğimiz vardı. Zamanında çatısı ayrıldı. Hatta beli kırıldı diye beli bile kırıldı diyebilirim. O derecede bir hayvan. Demirin altında kalmıştı. Böyle omurgasında hasar almıştı. Hayvanın size günlük süt verimini göstereceğim önce. Niye uğraştığımızı bilmeniz için. Hayvan normalde 5 doğum yaptı. Şu anda doğumdan 20 gün geçmesine rağmen 39-40 kilo süt veriyor. Bunun için uğraşıyoruz şu an hayvan için. Sabah geldiğimde hayvan ölü gibiydi. Hatta videosu var dik çekilmiş şekilde. Onları da bu araya koyacağım. Kendini yere vura vura kulağını kanatmış. Allah bilir kaç saattir burada yerde yatıyor böyle. Dur kızım dur, şimdi kaldıracağım seni. Şimdi hayvana serum takmaya başladık. Kalsiyum takacağız. Bir yandan diğer serumlar takılıyor. Şu anda durumu böyle. Zaten diğer videolarda da net gözüküyor. Serumlar bittikten sonra hayvanın durumunu daha net göstereceğim. Yattığı yerde kafasını yere vura vura buralarını şişirmiş hep. Burası eskiden zaten iddiaptı. O da patlamış o esnada. İlk kazası şu kısımdaydı. Ben omurgasının şu kısmı çökük içe doğru. Daha sonra ona bağlı olarak da hayvan çatısı ayrıldı. Çatısını bağladık. Bu mevzu 6-7 ay önceki mevzu. Kurye gönderdik hayvanı. Gebe olduğu için uğraştık başta. O mevzudan sonra gebe olduğu için uğraştık. Hayvanı ya hayatta tuttuk. Kurye gönderdik. İkiz doğum yaptı. Doğurduktan sonra süt verimine göre göndeririz dedik. Ama zaten kuruda da ayak problemi oluşmuştu. Ben tırnağım burası delik. Kameraya odaklayayım. Tırnağın burasında delik var. Şimdi bunu açmak istemedik çünkü hem belde sıkıntı var hem bacaklarda sıkıntı var. Şimdi tırnağı da bozarsak, tırnağı da açarsak hayvanın yürüyebilecek hiçbir aksamı kalmayacağı için ona da karışmadık. Dün de şans eseri burada düşmüş. Düştüğü yerde de kalmış uzun süre. Şimdi serum ve ilaçlara başladık. Durumuna bakacağız. Serum'a devam. İnek böyle yatarken bir yandan ben şunla sırtını temizledim. Normalde bok doluydu. Hatta şu tarafı temizlemedim. Burası eski hali. Burası yeni hali. Şu an rahat dursa tertemiz yapacağım da rahat durmuyor. Serum da geç gidiyor. Can sıkıntısından beri hayvanı tertemiz yaptım. Bak şimdi burası bok ya. Böyle sık sık yavaş yavaş yaptım mı tertemiz oluyor. Bir yandan da hayvanın hoşuna gidiyor. Bu arada sabah ben geldiğimde hocamıza söyledim. Direkt kesime gönderelim diye. Hocamız benden biraz daha umutlu olduğu için hayvandan göndermek istemedi. Yani cidden de güzel bir hayvan. Ama maalesef bahtsız. He? Kayıyor. Ben ayağımı koyuyorum. Öyle kalkıyorum. Aynen öyle. Öyle değil de böyle yapmak lazım. Zaten bu zemin yüzünden hep bu haldeyiz. Serum bitmek üzere. Ama duruma göre belki bir tane daha verilecek. O arada ben de bu tarafı da temizledim. İş bitiminde bunu da temizleyeceğim. Böyle videoda çok rahat gibi duruyor ama rahat durmadığı için bir aşağıya taktık, bir yukarıya taktık, en son oradan takabildik. Rahat durmuyor şimdi. Ama bu son serum. Bundan sonra bir kaldırmayı deneyeceğiz. Kalkmakta sorun olur, olmaz da ilerleyen zamanlarda ne olur onu bilmiyorum. Şu hala çok garibime gidiyor lan. Ben bunu yaptığı esnayı hatırlıyorum. Hatta size net göstereyim nasıl olduğunu. Bak hayvanın ayağı kaydı. Burada değil ama şu diğer tarafta. Oradaki kapı bu kapı biraz daha yüksek. Diğer bir hayvan burada bunu dövdü, yere düştü. O da kalkmaya çalışırken bunun altına girdi. Bu sefer kapı onun sırtına geldi. Bu sefer bir daha kalkmaya çalışınca çık dedi, o sırt içine girdi. Ondan sonra zaten sakat yürümeye başladı. Devamında da bir tane inek yine vurdu. Hayvanın ayağı açıldı. İp bağladık. Gebe olduğu için hemen kuruya çektik. Kuru bölümünde beton zemin yok. Hepsi toprak zemin olduğu için hayvan kaçıyor. Bak şöyle dikkatli bakarsanız şurada gaz seğirmeleri var. Hayvan titretiyor kendini. Bu artık
serumun yeterli olduğunu gösteriyor. Kalsiyumun yeterli olduğunu gösteriyor. Yani net gözüküyor mu bilmiyorum ama seyirmeler başladı. Bu oldu mu artık serumu bitirmemizin zamanı geldi demektir. Şimdi birazdan kaldırmayı deneyeceğiz. Şimdi videoda size hayvan çok rahat gibi duruyor ama gördüğünüz daha bir şey anlatırken hayvan kalktı gitti. Sürekli bir hareket halinde ve sıkıntı yaratıyor bize. Kafa bölgesini de size net göstereceğim. İlerleyen zamanda merak ederseniz göstereceğim. İnşallah ölmezse tabii. Şimdi dün akşamdan kafayı sürekli yere vurduğu için kulak bölgesi, göz, şu boynuna kadar full şişmiş durumda. Bir insan kafasını bir yere vurup şişir ya, aynı o şekilde. Ödem toplamış. Umarım çekiyor. Çevirelim mi? Ama bu ayağı alta alırsa hiç kalkmaz. Oradan elektriği vurduğunuz gibi kalkacak şu anda. Kalkar. Neden alır? Buraya alırsa bunun üzerine hiç kalkmaz. Ben böyle tutacağım. Bunun gibi kalkar. Mesela ayağını kaybolmaz. Burada berbat bir yer. Kaldırdık ama sağıma gitmeye hevesli olduğu için direkt sağıma doğru koştu. Sağımın girişinde bir daha düştü. Mecbur dışarı almamız lazım. Şimdi hayvanı ayağa kaldırdık ama sağ ön ayağında da liflerde sıkıntı var gibi. Muhtemelen zaten bu son düşmesinin sebebi, yani ayağa kalkmaması sebebi bu sağ ön ayak. Şimdi ayağa kaldırınca biz de fark ettik. Şimdi tekrar bir durum değerlendirmesi yapacağız. 40 kilo falan filan da artık bu dakikadan sonra pek umudu yok. Mecburen göndereceğiz. Yani normal şartta yine bir şekilde iyileştirilebilir ama pek de umut bağlamamak gereken, memelere baksanız zaten 40 kilo olduğu belli. Süt döküyor şu anda. Yani bu hastalığa rağmen hayvan sütünü de düşürmüyor. Güle güle. Evime hayvan ayağa kaldırdıktan sonra biraz kendini toparladı. Hayvanımızı kaldırdık. Şimdi dışarıya getirdik. Ön ayağında da hafif bir sorun var. Muhtemelen ya uzun süre üzerinde yattığı için ya da yattığı esnada bir hayvan ayağının üzerine basmış olabilir. Şu anda pek iç açıcı değil. Ama bir gün daha bekleyeceğiz. Yarınki durumuna göre kesim kararını net vereceğiz. Gidip gitmeyeceğini. Şu an yüksek verimli olduğu için bayağı bir ikilemde kalıyoruz. Şimdilik durumu böyle. Hayvanı kaldırıp dışarıya almayı başardık. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Eğer bir gelişme olursa yine buradan paylaşacağım. Veya direkt yorumlarda kesime gitti diye paylaşırım. Dünkü kesimlik diye paylaştığım hayvan. Sabah geldiğimizde ayağa kaldırdık. Direkt yeme geldi. Onun için şimdilik kesim kararını erteledik. Yüksek verimli de olduğu için zaten kesim kararını ertelemeyi de düşünüyorduk. Bu sabahki durumuna bakacaktık. Şimdi biraz daha iç açıcı olduğu için göndermeyeceğiz.